vefanız, teveccühünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de sizlerin bu güvenine mazhar olacağız. Tıpkı 94'ten beri İstanbul'da, 2002'den beri Türkiye genelinde olduğu gibi sizler için koşturmayı devam ettireceğiz. Hizmet sancağını asla yere düşürmeyeceğiz. Emanetinize asla halel getirmeyeceğiz. Baskılara, tehditlere, şantajlara asla eyvallah etmeyeceğiz. İslam düşmanlarına, Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Elbette birileri bundan rahatsız olacak. Bizim hakka aykırmamız kuşkusuz zalimleri rahatsız edecek. Bizim Suriye'den Arakan'a, Afrika'dan Balkanlara kadar mazlumlara sahip çıkmamız şüphesiz birilerinin konforunu bozacak. Türkiye'nin yükselişi elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları, Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim doğruları yüzlerine vurmamız karşısında hırçınlaşacak. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6'sına bu ülkenin imza atması siz biri kıskandıracak. Nelerdir bu milleti hor, hakir görenler, küçümseyenler, elbette güçlenen, özgürleşen, özgüveni artan bir Türkiye'yi kabullenemeyecek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada adaletin, barışın, özgüvenin timsali olmayı sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkları karşısında sessiz çoğunluğun dili olacak, hislerine tercüman olacak, haykıran gür sadası olacağız. Buradan, Gazi Osman Paşa Meydanı'ndan bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Fatih'in emaneti bu güzel şehirden bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Türkiye'nin yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Türk milletinin maziden atiye giden kutlu yolculuğunun önünü kesemeyeceksiniz. İnsanımızın tarihiyle, değerleriyle, istiklal ve istikbaliyle kucaklaşmasına mani olamayacaksınız. Ne siz, ne de piyonlarınız. Bu ülkeyi bir daha asla işgal edemeyeceksiniz. Bağımsızlığımızın timsali ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bayrağımızın gönderde gururla dalgalanmasına engel olamayacaksınız. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz 2023 hedeflerimize muhakkak ulaşacağız. Siz rahatsız olsanız da biz sizin zulümleriniz, cürümleriniz, bütün bunları yüzünüze çarpmaktan asla çekinmeyeceğiz. Siz istemeseniz de biz zalime zalim, katile katil, darbeciye darbeci, teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz istemeseniz de biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Gazze'nin hukukunu savunacağız. Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, Afrikalı açların çığlığı olmaya devam edeceğiz. Dik duracağız. Kararlı duracağız. Yıllardır milletimize parmak sallayan kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz. İnşallah bunu sizlerin güçlü desteğiyle yapacağız. İnşallah bu mücadeleyi milletimizin duasıyla
zafere taşıyacağız. Hep birlikte omuz omuza, sırt sırta verecek. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizle beraber yüz milyonlarca kardeşimize de yeni bayram yaşatacağız. Şimdi ben Gazi Osman Paşalı kardeşlerime soruyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta vatanına sahip çıkıyor musun? Az mı geldi bu ses bana? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta sandığa sahip çıkıyor musun? Demokrasiye sahip çıkıyor musun? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta memleket işi, gönül işi diyor musun? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor musun? Maşallah, barakallah, evelallah, Gazi Osman Paşa'da bu iş bitmiştir. Şimdi hanımlara sesleniyorum. Kaç günümüz kaldı? 15 gün. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Beyler, 15 gün kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler, 15 gün kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kardeşlerim, Türkiye'nin güçlü olması, sağlam durması şart. Türkiye her alanda başını dik tutmak mecburiyetindedir. Türkiye birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Çünkü bu devlet sadece 780 bin kilometre kareden ibaret değildir. Türkiye 780 bin kilometre çok daha büyük bir ülkedir. Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Dayanışmanın sembolüdür. Hakkın, hukukun, adaletin timsalidir. Ülkemizden binlerce Irak'taki teröristlerin, gözü dönmüş katillerin milletimizi ve ülkemizi hedef almasının sebebi de budur. Kardeşlerim, Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürüldü. 3 tane soydaşımız, bunlar şehit edildiler. Kardeşlerim, şimdi sizleri bir Yeni Zelanda'ya götürmek istiyorum. Şöyle ekranda bunları bir izlememizde fayda var. Şimdi burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Avustralya'daki ahlaksız, adi bir senatörün konuşmasıyla Bay Kemal'in konuşması aynı. Bakın. Bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor.
karşı mı gittiler? Aynen öyle. Ya? Gidiyorum ben. İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiklerini görüyoruz. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Terörün İslam ülkelerinden kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam. Zelil bir adam. Bu ifadenin aynısını Avustralyalı senatör de söylüyor. Ya sen kimden yanasın? Domuzdan yana mısın? Bu milletten yana mısın? Hale bak. Ben buradan CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Dikkat edin. Bu adam bir projedir. Ve bu adam nerede ne söyleyeceğinin farkında değil. %99'u Müslüman olan bir ülkede ana muhalefetin başındaki bir zat bu ifadeyi nasıl kullanır ya? E tabii sen şimdi kalkarsan körlere hakaret olur. Şaşı kalkarsın. Zira bu HDP ile beraber değil mi? Bu şu anda sözde İYİ Parti ile beraber değil mi? Maalesef istikametini kaybetmiş Saadet'le beraber değil mi? Bunlar dörtlü çete. İstikamet diye bir şey bunlarda yok. Ve bunların millilik diye de bir şeyleri yok. Vatanseverlik diye bir şeyleri yok. İşte ne diyor terör örgütünün bir mensubu? Şimdi onu da gösterelim. Girin bakalım yayına. Seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacak. 31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanmak için seçim stratejimizi açıkladık. Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Hem kazanacak hem kaybettireceğiz. İstanbul'daki oyumuz ile Adana'daki oyumuz ile Cizre halkına, Sur halkına, Silopi halkına selam edeceğimizi asla unutmayalım. Emin olun ki HDP'ye Muş'ta vurulan mührün sesi... Değerli kardeşlerim, bu adam Kürt değildir ha. Onu da söyleyeyim size. Bu adam ipsiz sapsız birisidir. Ve Kürt kardeşlerim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ve şu anda biraz sonra gelecek. Soruyorum. Benim ülkemde Kürdistan var mı? Bizim ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgemiz var. Doğu Anadolu bölgemiz var. Karadeniz'imiz var. Akdeniz'imiz var. Orta Anadolu bölgemiz var. Ege'miz var. Marmara'mız var. Ama Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ha sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Defol git oraya. Defol git oraya. Ama bu ülkeyi bölmeye hiçbirinizin ne hakkı ne yetkisi yok. Şimdi de buraya bakalım. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK
sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o çeneşi, size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza, Sayın Abdullah Öcalan'ın. Eğer 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele kanunu kaldırmazsanız, savaş kapımızı çalıyor. Gerillanın taziyesine, cenazesine de gidiyor. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasını ben soruşturma açtırdım parti disiplini gereği. PKK bir terör örgütü değildir. Partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. HDP'ye oy vererek... İşte buyurun. Bu sorumluluk terörist başı. Bunlarla kol kola geziyor Kılıçdaroğlu. Batı'da da AKP... Kol kola geziyor Saadet. Kaybetti. Kol kola geziyor Sözde İyi Parti. Şimdi ne diyor? İmralı'ya selam olsun. Değerli kardeşlerim, bunu diyenlerle bunlar beraber değil mi? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ya artık anlayalım bazı şeyleri. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki lütfen murakabemizi iyi yapalım. Kimle gittiğimize dikkat edelim. Ve bu ülkenin artık bu yükleri taşıma mecburiyeti yok. Ne diyor? 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıdadır. 1 Temmuz'ları biz geçirdik. Biz 15 Temmuz'ları da geçirdik. Hadi buyurun. Topunuz gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Bizi yıldıramazsınız. Bu milleti yıldıramazsınız. Hamdolsun biz 15 Temmuz gecesinde çağrımızı yaptık. Yüz binler meydanlara döküldü. 16 saatte işleri bitti mi? Bitti. Fakat süreç devam ediyor. Aynı şekilde değerli kardeşlerim ne diyor? Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık. Ha söyleyeyim. Bey kadın. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu. Ve diyor ki kaleşlerini bize doğrultanların kaleşlerine biz gereken cevabı veririz. Neredesin? Niye veremiyorsun? Biz bunları Cudi'de inlerine girdik mi? Gabar'da girdik mi? Tendürek'te girdik mi? Kandil'de girdik mi? Nereye giderlerse gitsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar oradayız. Sonuna kadar kovalayacağız. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Çünkü bizim milletimizin huzurunu bunlar bozamayacaklar. Son 17 yıldır bu ülkeyi hak ettiği konuma biz taşımanın kavgasını veriyoruz. Daha iyi yere geleceğiz. Özellikle dost düşman herkesin gözünü diktiği bu mübarek şehre, aziz İstanbul'umuza biz çok büyük yatırımlar yaptık. Ne diyor o alçak? 49 tane kardeşimizi şehit eden o namussuz diyor ki Anadolu yakasında kalabilirsiniz. Ama Avrupa yakasına geçmeyeceksiniz. Kimsin ulan sen? Kimsin sen? Ha şöyle bir tevessül et de gel bakalım buralara. O şimdi tabii hesap yapıyor kendine göre. Ben 49 Müslümanı öldürdüm. Bize göre tabii şehit etti. Ha senin geçmişin de tüfeklerin üzerine yazmışsın. Onlar geçmişte kaldı. Şimdi artık başka bir dünya var. Biz bu dünyada yeniden bir Haçlı Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur. Bunu da açıkça söylüyoruz. Ve tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a Konstantinopol ifadesini kullanan ey Netanyahu oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır.
sizleri o türde terbiye etmesini biliriz. Biliriz. Artık burası İstanbul'dur. Minareleri yıkacakmış. Bak, şimdi sana Gazi Osman Paşa'dan sesleniyorum. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar ecdadımızı zaferden zafere koşturan işte şu anda içinde bulunduğumuz inanç birliğidir. Olay budur. Ve biz bu şekilde bu yolda devam ediyoruz. Şu İstanbul'umuza kardeşlerim 17 yılda 255 katrilyon yatırım yaptık. CHP'li beceriksiz, başarısız, basiretsiz belediye başkanlarının esareti altındaki bu şehre yeniden özgüven aşıladık. Ne diyor HDP'nin adamı? İstanbul'da diyor bir aday koymadık. Ve İmamoğlu diyor, bizim oylarımızla, aşta ben Kürt kardeşlerime hakaret olmasın, Kürtlerin oylarıyla diyor seçilecek. Bunu da bilmesi lazım diyor. HDP'nin oylarıyla seçilecek. Bunu da bilmesi lazım diyor. Öbür taraftan onlar da inkar ediyor. Hayır diyorlar, bizim HDP ile ittifakımız yok. Ya her şey ortada. Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bunu gizleyemezsiniz. Caddeleri çöpten, sokakları çamurdan, yolları çukurdan geçirmeyen İstanbul'u hak ettiği hizmetlere biz ulaştırmadık. CHP 3Ç'dir. Çöp, çukur, çamur. 94'te ben böyle bir İstanbul aldım. Buraların halini biliyorsunuz. Neydi, ne oldu? Ayrıca CHP 3Y'dir. Yolsuzluk, yasaklar, yokluk. Bunları da biz kaldırdık. Ve biz önce Marmara ile sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbirine bağladık mı? Bağladık. Ve 18 Mart Şehitler Köprüsü, arkasından Fatih Sultan, arkasından da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık mı? İstanbul'u İzmir'e, düşünün, 7-8 saatte, 10 saatte gidilen İzmir'i şimdi 3 saat 15 dakikaya düşürüyoruz. Bu adımları attık. Bunları yapan biziz. Ama bunlar rahmetli Menderes'in Vatan Bulvarı'nı, Millet Caddesi'ni, bunların hepsine karşı çıktılar. Vatan Caddesi'ne karşı çıktılar. Millet Caddesi'ne karşı çıktılar. Barbaros Bulvarı'na karşı çıktılar. Ya CHP demek yatırımları engelleyip yıkmak demektir. İşte bunlara inanıyorum ki CHP'ye gönül veren kardeşlerim 31 Mart'ta gereken dersi sandıkta verecektir. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel ve bu hafta açtığımız Gebze Halkalı hattı ile birlikte 233 kilometre raylı sistem kazandırdık. Hedefimiz şehrimizi 190 kilometrelik tünel, 1100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un iki yakasına toplamda 7000 yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Başakşehir'deki iki telli şehir hastanesinin bitişi var. Orayı bitiriyoruz. Fakat Samandıra'da da Sancaktepe'de bir şehir hastanesi şu anda ihale aşamasında. Bir de oraya yapıyoruz. Ve
Bütün bunlarla beraber sağlıkta 1994 öncesi İstanbul'un halinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in zamanındaki SSK Genel Müdürü olduğu zamandaki hali biliyorsunuz değil mi? Göstermeme gerek var mı? Yok. Son 17 yılda İstanbul'a toplam 10 bin yatak kapasiteli 56'sı hastaneden oluşan 133 sağlık tesisi inşa ettik. Aynı şekilde Gazi Osman Paşa'yı da asla ihmal etmedik. Gerek Büyükşehir Belediye'miz, gerek ilçe belediye'miz, gerekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla Gazi Osman Paşa'nın çevresini değiştirdik. Eğitimde ilçemize toplamda 579 derslikli 66 okul inşa ettik. 710 öğretmen ataması yaptık. Bunun yanında iki okulumuza kapalı spor salonu kazandırdık. İki okulumuza kapalı spor salonu inşa ediyoruz. Sağlıkta 300 yataklı Gazi Osman Paşa Devlet Hastanesi ile 250 yataklı Gazi Osman Paşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birlikte 4 sağlık tesisi inşa ettik. Küçükköy'de 1977 adet konut, 576 adet iş yeri inşa ettik. Ulaşımda 15 kilometrelik Habibler Edirne Kapı Topkapı tramvay hattını hizmete açtık. Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey metro hattının inşaatına devam ediyoruz. Gazi Osman Paşa Eyüp Silahtar Ağa tünelini hizmete sunduk. Gazi Osman Paşa'ya 4 yeni yol kazandırdık. 9 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yollarını açtık. İlçemizdeki 3 caddeyi yeniden düzenliyoruz. Gazi Osman Paşa TEM otoyolu, Metris kavşağı, bağlantı yolları ve köprülü kavşak inşaatına devam ediyoruz. 160 araç kapasiteli Cebeci kat otoparkını tamamladık. 2098 araç kapasiteli 6 adet otopark daha yapıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz çerçevesinde 2460 konudu bitirip hak sahiplerine teslim ettik. Bu yıl 2630 konutu daha teslim ediyoruz. 5000 konutunda inşaatına başlıyoruz. Gazi Osman Paşa Engelliler Merkezi'ni hizmete açtık. 70 bin metrekarelik bir millet bahçesini, kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksini, Barbaros Hayrettin Paşa Gençlik Merkezi'ni, kapalı pazar yeri ve otoparkını, Zatı Gül Kadın Kültür Merkezi'ni, 1000 kişilik etkinlik merkezini tamamlayıp sizlerin kullanımına sunduk. Poligon Kültür Merkezi'nin, Millet Kıraathanesi'nin, Gazi Osman Paşa Spor de beraber çalıştık. Şimdi önümde 4,5 sene Cumhurbaşkanlığım var.
Aynı şekilde Binali Bey, Hasan Tahsin Bey, inşallah her ikisinin de kazanmasıyla birlikte önümüzdeki 4,5 yılda biz Gazi Osman Paşa'yı da, İstanbul'u da, Türkiye'yi de beraber ayağa kaldıracağız. Çok daha modern inşallah bir şehirleşme sürecini yaşayacağız. Şimdi buradan soruyorum. Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun? Gazi Osman Paşa 31 Mart'ta hizmet siyasetini tercih ediyor musun? Gazi Osman Paşa Büyükşehir'de Binali Yıldırım'a, ilçemizde Hasan Tahsin Usta'ya sahip çıkıyor musun? Gazi Osman Paşa 24 Haziran gibi 31 Mart'ta da yine tarih yazıyor musun? Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Bu arada inşallah biliyorsunuz Rami Kışlası'nı da ele aldık. Orayı da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapıyoruz. 6 milyon cilt kitap alacak şekilde orayı bir kütüphaneye çeviriyoruz. Bunu inşallah merkezi yönetim olarak bitirecek ve bunu da Gazi Osman Paşa'mıza kazandıracağız. Sağ olun, var olun. Şimdi sürprizime geliyorum. Beyler size yok. Hanım kardeşlerime şöyle, biliyorsunuz biz çevreciyiz. Naylonla işimiz yok. Kenevirden bez torba içinde sizlere şöyle 200'er gramlık çay ikram edeceğiz. Rize çayı. Rizeliyim ya. Siz demleyeceksiniz. Akşam da evde ikram ederken bize de dua edeceksiniz. Adaylarımızı size emanet ediyorum. Gazi Osman Paşa'yı da adaylarımıza. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Aynı sudan içmişiz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Yazımız bir, kışımız bir. Evet, tüm bayrakları görelim, haydi. Olduğunuz yerde kalır mısınız lütfen, lütfen. Bir müsaade edin, lütfen. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Görüldüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan hanımefendilere bez torba içerisinde Rize çayı hediye edecek. Onun için ayrılmıyoruz. Ve büyük bir coşkuyla bayraklarımızı sallamaya devam ediyoruz. Tüm bayrakları görelim. Haydi Gazi Osman Paşa. Adamı, hakkın aşığı, o milyonların umut ışığı, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Sırdaş olan gariplere yoldaş olan.
baş olan Recep Tayyip Erdoğan. Oldu her zaman sözünün eri. Çıktığı yoldan dönmedi geri. Kararlıdır davasında. Anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kararlıdır davasında. Anaların duasında Recep Tayyip Erdoğan. Gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider yıllardır beklenen lider Recep Tayyip Erdoğan. Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı dik duran Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gayrı durmam, dönmem geri, senin yolundan rehber tuttum yüreğim. Thank you.
kış olsa da yolun sonu bir sır olsa da dönmem geri senin yolundan zor olsa da ah zor olsa da dağlar duman kar kış olsa da Teşekkürler Gazi Osman Paşa. Bugün bu meydanı dolduran, gönlünü koyan, yüreğini koyan sizlerle hevşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sabahın erken saatlerinden bu yana görev yapan değerli emniyet mensuplarına, sağlık personeline, basın mensuplarına, tüm görevlilere, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.